Bugün 18 Haziran, Pazar, 2023, Babalar Günü aynı zamanda. Ben dışarı çıkmayı tercih ettim ve şu anda Işıklı Gölü'ne doğru gidiyoruz. Bir gül fabrikasının gül arazisindeyiz ve burada insanlar gül toplamak için mola verdiler. Burası Isparta Güneykent. Ve tabi bu arada gül kokusu, Isparta gülü kokusu, buram buram. Eskiden oturduğumuz evin bahçesinde de babam yetiştirdi. Bu kokuya aşinayım aslında. Böyle güllerimiz vardı bizim. Annem reçel yapardı. Salonda mutlaka bu güller olurdu. Şimdi gülle reçel yapmak aslında o kadar kolay bir iş değildir. Diğer meyvelerden farklı olarak gülün aroması kuvvetlidir ama reçele olan madde miktarı anlamında katkısı az olur. Onu kıvam anlamında vesaire anlamında şekerle kapatmak gerekecek. Yani eksikliği kompanze etmek için şeker kullanılacak. Bu arada gül reçelini yaparken mutlaka son aşamada güneş altında pişirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde kıvamlı olmaz. Su gibi olur. Şekeri artırmak gerekir. Şekeri artırınca bu sefer şekerleme riski artar. Onun için güneşte pişirilmesi gerekiyor. Nedense benim pek hani bu gülleri toplamakla ilgili çok ilgimi çekmedi. Seyretmek daha çok keyif veriyor bana. Biraz felsefi takılalım. Gül bahçesini arkama alıp gül kokularını çekerken bu konuşmayı yapmak biraz da bir şey. Tuhaf. Yani o zaman biz burada ne yapıyoruz? Vakti iyi geçirmeye çalışıyoruz. Bu da bence güzel hedeflerden biri. Vakti iyi geçirmek konusu bence en temel konulardan biri. Birçok insan çalışırken vakitleri iyi geçmiyor. Çalışmalarının sebebi de güzel bir şeyler yapabilmek için kazanç sağlamak. Ama o arada vaktin iyi geçmiyor. Onun için çalışırken iyi vakit geçirmek gerekiyor. Çünkü hayat iyi geçen bu vakitlerin toplamı. Geri kalanı boş. Bunu biriktirmek. Onda çok büyük bir anlamı yok. Zamanı iyi yaşamak lazım. Tabii orta karar bir bakış açısı gerekiyor. Orta karar bakış açısı ne? Her şeyin en iyisi olsun, en güzeli olsun, en büyüğü, en pahalısı olsun. Bakış açısı değil tabii ki bu bakış açısı. Çünkü bu şansın varsa böyle bir şeyin içinde doğarsın ve bunlara sahip olursun. Ama şansın yoksa bunları elde edeceğim diye uğraşmak çok büyük bir zaman kaybı olur. Çünkü o zaman sıkıntılı geçer. Evet, şu anda Rosensa'nın fabrikasına giriş yaptık. Şurası işte satış mağazası. Lokum vesaireden parfüm, el kremine kadar çeşitli şeyler satıyorlar. Gül kökenli. Burası da işte kafesi. Burada da isteyen çay kahve içiyor vesaire vesaire. Eski bölüm bu. Giriş yapıyorum. İşte burada bir kazan var. Bu kazan geçmişte anlaşıldığına göre bir lokomotif kazanıymış. Date unknown. Tarih bilinmiyor. 1893 tarafta bir tarih. Galloway Boiler. Galloway and Sons. Manchester, İngiltere'den gelmiş. Zaten İngiltere o dönemde buhar makinalarıyla bütün dünyada ön plana sanayi geçmiş bir ülkeydi. Manchester'a gittim, Liverpool'a gittim. Manchester o kadar komik göründü ki gözüme. Bugünkü şehirlerin yanında, yani Manchester o zamandan beri aynı şey yaşıyormuş. İlginç tabii. Yani böyle binlerce yıllık, binlerce demeyelim, yüzlerce yıllık şeylere dokunuyoruz. Gerçekten ilginç. Şurada da anlaşıldığı kadarıyla buhar geliyor. Burada sistemi hareket ettiriyor. Burada tarihçe. Evet.
su buharı distilasyon kazanı. Günümüzde işte mayalanmış sumanın alkolün içinden distile edilmesi de bir tarz şişeyle yapılıyor zaten. Soğuk suyun içinden geçiyor. Yani şurada soğuk su var aslında. Normalde burada şu anda yok ama bu buradan buhar buraya giriyor. Şu kısımda soğuk su oluyor. Bu soğuk su da bir uçtan girip bir uçtan dışarı atılıyor. Çünkü buhar bir süre sonra suyu ısıttığı için suyun devri daim edilmesi gerekiyor havuzda. Bu Ahmet Faruki bu işi Avrupa'da görüp buraya getirmiş. O yüzden kendisini buraya koymuşlar. Osmanlı döneminde bu iş başlamış. Parfüm olayı. Yine aynı şekilde bir distilasyon aleti. Gayet basitmiş. Çok fazla teknolojik bir şey yok. Hani fabrika denilen şey topu topu görünüşe göre 15-20 kişinin belki çalışıp belki çalışmadığı bir yermiş o zaman. Yani bu bölgede böyle bir şeyin olması tabii çok enteresan. Yani ürün yetiştiği yere fabrika yapmak. Tabii ki mahsulün olduğu yerde fabrikayı kurmak mantıklı. Tonlarca gül yaprağı işlenip atıyorum 1 kilo belki 2 kilo yağ elde ediliyor. Bunu sevk etmek çok daha kolay. Tarihçesi buraya güzelce yerleştirilmiş işte. Bunların biraz daha iyi aydınlatılıyor olması iyi olurdu. Yani şu anda eski fabrika hemen bitişine yeni tesisler kurulmuş. 8. ve 9. yüzyıllar boyunca Müslüman kimyacıların imbikten geçirme yani damıtma alanındaki deneylerinde önemli ilerlemeler meydana gelmiştir. Bu gül suyu camilerde zaten çok kullanılır. Belki de bütün yurda oradan dağılıyordu muhtemelen. Şu arkamda görünen bir yer, duvarında da işte gül havuzu yazıyor. İnsanlar içeride yerlere atılmış güllerin arasında resim çektiriyorlar. Yani gül yaprakları yerlere serilmiş. Yani öyle havuz deyince ben böyle boyumuza kadar gül yapraklarının içinde kaldığımızı hayal etmiştim ama alakası yokmuş. Evet. Artık ayrılma zamanı geldi. Birazdan aracımızı hareket edip Işıklı Göl'e geçeceğiz. Evet, artık yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi Işıklı Göl'e geldik, girdik, giriş yaptık. Kıyıya doğru gidiyoruz. Teknelere işte bineceğiz. Nilüferlerin arasında gezinti yapılacak. 45 dakikalık bir gezinti. Bugün pazar olduğu için tabii oldukça kalabalık. Yani şöyle bakınca zaten gerçekten bir kalabalık olduğu ortaya çıkıyor. Burayı tamamen böyle bir rekreasyon alanı haline getirmişler. Evet, gözleme 40, çay 5. İyi, fiyatlar uygun. Evet, bu da gölün ufak çaplı iskelesi. İşte buradan tekneler 45 dakikalık bir tur yapıyorlar. Şu tarafa doğru böyle gidiyorlar. Ora geldim, burada sen ol. Oydu mu sen? Oydu mu sen? Bu teknelere binmek oldukça zor oluyor. Zaten tekneler dengesiz, bir de anormal kalabalık. İşte yok sıradan binilecek, yok tur olacak falan. İşte 4 kişi anlaştık. 4 kişilik. Tamam, 320 kendimiz ödüyoruz. Aynen, 320 kendimiz ödüyoruz. 4 kafadar 320 ödüyoruz. Ya aslında bunu bence Şafak Bey'in organize etmesi lazım. Bak. Abi burada çok grup var. Şafak Bey'in de borusu ötmez burada. Öyle mi? Ötmez. Evet, oturduğumda titreşiyorum ben de. Ayağa kalkma ihtiyacı var. Şey güzel fakat çok titreşim var. Ne kadar sürüyor? 45 dakika. Toplam 45 dakika. 45 dakika. Buradan çıkış geri dönüş. Evet, teknenin şeyi biraz sıkıntılı. Ayağa çok kalkmadan şey yapmak lazım. Yani böyle çok böyle ayağa kalkmadan dengeli.
aküferler böyle suyun içinde kümbetler halinde. Şimdi nilüferlerin arasına girdik. Nilüferler gerçekten çok güzel. Kaptan biraz yavaş geçebilir miyiz? Bakın Meke. Tam şeyin ortasında, nilüferlerin ortasında resmen nilüfer tarlasında durmuş vaziyetteyiz. Burada böyle çiçekleriyle birlikte. Bu çiçekler sabahleyin açılıp akşama doğru kapanıyorlar. Şu anda mesela bazıları kapanmış vaziyette. Sabah açıyor. Kapanmaya demek ki tutuyor. Akşam kapanıyormuş. Evet. Düşmüştü. Duydunuz mu şaka beni? Duydum, aynen söyledi. Ya düşersin, çıkarsın, çok da bir şey yok. Yani ne olabilir ki? Çok uzun süre kalmadıktan sonra işte bir hayvandı, mayvandı. Pek burada bir şey olacağını zannetmiyorum. Fakat tabii çok güzel. Yaprak şekli çok enteresan. Çok tuhaf bir yaprağı var. Evet, sanki yapraklar şey gibi görünüyor ama bunlar bağlı. Yani şey değil. Serbest değiller. Mesela şu kopmuş ama eski bir bitki. Yok, bu. Değişik bir yaprağı var. Şey değil, WhatsApp'ta şey değil. Güneş haritamızı alalım. Çok güzel. Tropik yani resmen. Tropik değilse bile o havayı veriyor. Tropik. Bunlar henüz tam büyümedi. Daha yeni büyüyor. Öyle mi? Küçük bunlar daha. Bu sene havalar yağışlı, yağmurlu, sürekli soğuk gittiği için büyüyemedi. Peki bu daha yoğun çiçekli olduğu bir dönem oluyor mu? Normalde Haziran'dır en fazla güzel olduğu zaman dönemi de havalar müsait. Yağmur yaramıyor yani. Sürekli yağmur, bulut olduğu için gelişemez. Ne kadar büyüyor bunlar? Bayağı bunlar kaplayacak bunları. Tabii bunlar 10-15 gün sonra daha büyük olacak. Hafta içi? Tabii hafta içi güzel oluyor. Burası hafta sonu çok yoğun oluyor. Kalabalık. Abi bak, hepsi güzel, hepsi dört dörtlük, tamam mı? Yalnız bir çay kahve servisi yok. Neden her yerde var? Yok, burada şakasına söylüyorum. Yani şurada çayımızı içecektik aslında. Pardon. Senin tekne çay yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapraklar da bağlı. Yapraklar sanki boşta yüzüyormuş gibi görünüyor ama değil. Böyle şey, palmiye ağaçları var ya, ona benzer bir kökü var. Evet. Palmiye ağaçlarına benzer bir kökü var. Bu böyle göl devam ediyor herhalde. Tabii tabii, bu göl karşı dağlara kadar devam ediyor. Evet, Işıklı Göl işte böyle bir yer. Bir 15 gün sonra Işıklı Göl. Komple. İlk kasabadan geliyor. Önceden bu Işıklı kasabasına bağlıymış bu köy. Bu alanın gölün adı yapraklar Işıklı ve çiçeklerle dolu olduğunu düşünün. Sizin burada hiç ahşap tekne yok. Hepsi fiber. Biraz evet, dengesiz kalmışlar. Şimdi fiber istediler bizden. Bunlara ruhsat almamız için böyle bir tekne istediler. Bizim balıkçı tekneleri ayrı, bunlar ayrı. Ayrı ruhsat. Anladım. Bunları böyle 4 kişilik yapıyorlar. 4 kişilik bu şekilde ayarlamışlar. Böyle yapıyorlar. Burada motoru kapatıyor tekneler. Tabii direkt burada nilüferlere zarar vermemek için bu şekilde. Pervane çalışmıyor artık. Pervaneler koparıyor nilüferi. Bu da güzel. Popülerliği ulusal kanallardan kaynaklı mı? Tabii, ulusal kanallar yayınlıyor. Ya, sosyal medya şey oldu. Birkaç fenomen gelmiştir. Bilmem ne olmuştur. Ya televizyon çekimleri çok oldu. Ondan oldu. Tabii. Evet. Şimdi. Evet, gerçekten. Gerçi bitki çiçek oranı biraz zayıf. Yani
Böyle daha ya çok daha güzel yerleri var ilerlerde. Dur güzergahı haricinde uzun olduğu için özel gelmek gerekiyor. Güzel. Sanki böyle kopmuş gitmiş gibi bir his uyandırıyor ama hep takılılar. Şunun üstünü açmaya çalışıyorum şimdi. Şuradaki özellikle çok güzel açmış. Dönüyoruz şimdi. Tekneler böyle ufak fiber glass'tan yapılmış. Tekne esnafı dönüşte parasını hemen dönüşün başında alıyor, ihmal etmiyor. Biz de öyledik. O teknede, önümüzdeki teknelerde aynı şey yapılıyor şu anda. Yani işte 80 lira kişi başı, 4 kişilik grup 320 liraya. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika deniyor ama yarım saat belki oldu, belki olmadı bile. Bir tur yapılıyor, olay böyle devam ediyor, gidiyor işte. Söylendiğine göre hafta içinde daha rahat oluyor burası. Yaklaşık 50 tane kayıkla hizmet veriyorlar. Yani kimsenin kayıksız kalma ihtimali yok. Evet, yardıra yardıra döndük. Sırada bekleyen arkadaşları alacak tekne. Bize doğru gelen teknenin şeysi tabii dalgası vurdu teknemize. Bu tekneler yaklaşık 120 santim eninde, çok hafif tekneler. O yüzden dengeleri pek yerinde değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Ayağa kalkarken mutlaka birinin karşı tarafta dengelemesi gerekiyor. Şimdi bu belediyenin kendisine ait bir yer burası. Çok da güzel çay yapıyorlar. Yani çayını ben çok beğendim. Hatta masaya bardak geldiğinde böyle bulanık bulanık, çok da parlak değil. Dedim bu çay da yavuk çıkacak herhalde. Ama çok şaşırdım. Çay çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Evet. Gözlemeler de var. Böyle işte. Ondan sonra. Şimdi de buradan çayımı bitirip kiraz almaya gideceğiz. Kirazlar da güzel görünüyor. Evet, o deminki kalabalık azaldı. Ben de şimdi kirazı almaya gidiyorum. Tabii kaldıysa, anlaşıldığına göre 100 kilo getirmişler. Millet almış gidiyor. Bakalım sonuna yetişeceğim. Belki 1 kilo, 2 kilo alabilirsem alacağım. Kaldı mı bari kiraz? Güzelmiş. Şimdi yolculuğumuzun ana hedefi olan bu ışıklı gölünden ayrılacağız. Bu arada etrafta tabii biz çok fazla dikkatimizi vermedik. Çok enteresan yapılar var. Yani gölü kendisine muhtemelen manzara tutmuş, böyle malikane gibi bir yapı görüyorum ben orada. Ya şimdi tabii bu bölgede hani çok fazla da bir şey yok. Burada böyle bir yazlık mazlık oluşturmak ne kadar mantıklı bilemem. Dediğim gibi her zaman söylediğimi söyleyeceğim bir gezer olarak. Bir yerde sabit bir şeye sahip olmak bana şu anda çok çekici gelmiyor. Belki doğru olabilir. Ama bana çok çekici gelmiyor. Yani hep aynı yere gitmek şeklinde olacağı için sonuçta. Oranı çok özel, çok farklı bir yer olması lazım. Yani o da pek erişilebilir değil şu sıralar. Dolayısıyla en iyisi gezmek. Şu anda gezmek en rentable olan çözüm. Yani çok yer görmek, çok güzel alanları gezmek. Evet, arka taraf akşamüstü göl manzarasını daha bir iyi gösteriyor kendini. Bu bölgeye gelip mesela bir gece ya da bir gündüz, yarım gün belki de daha fazla değil, karavanla durulabilir diye düşünüyorum. Düzlükler var, alanlar var. Bir deneyim olması açısından böyle bir şey yapılabilir.
Hafta içi burası bu kadar kalabalık değil. Genel olarak söylenen bu. Tahmin edebiliyorum. En kalabalık günü hafta sonunda da muhtemelen pazar günü. Pazar günü çok kalabalık olacaktır. Özel sektör de çalışmıyor çünkü pazar günü. Buraya mümkünse hafta içinde daha sakince gezmek daha iyi olabilir.